Sigorta ekranından merhaba. Sigorta ekranında özel yayınlarımız devam ediyor. Bugün de özel bir yayınla karşınızdayız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 101. yılını kutluyoruz. Bu sene Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve milli mücadelemizi başlattığı özel bir gün. Kendisini Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını buradan rahmetle anıyoruz. Bugün özel bir günümüz, özel konuklarımız var. Konuğumuz Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Merhaba. Merhaba, Merhaba. Eksik olmayın. çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, bu özel günde bizlerle birlikte olduğunuz için. Şimdi konu başlıklarımız çok. Bugün öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı özel bir gün. Bu sene sizin için çok özel bir gün. Aslında sektör için de çok önemli bir gün. Önemli bir yıl. Anadolu Sigorta'nın 95. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle programımıza davet ettik. Kabul ettiniz, çıktınız. Çok teşekkür ederiz. Burada yayınımız sırasında da özel sürpriz konuklarımız da olacak. Hem bu konu başlıklarını konuşacağız, hem aynı zamanda acentelerle ilgili de sohbetimiz olacak. Öncelikle isterseniz Mehmet Bey, hep pandemiden bahsetmeyelim diyoruz ama çok kısa bir şekilde isterseniz günümüzü bir özetleyin. Neler yaşadık bu pandemi kriziyle ilgili? Yayınımıza öyle başlayalım. Daha sonra size farklı sorularım olacak. Memnuniyetle. Şimdi tabii bugün çok özel ve güzel bir gün. Bütün ülkemizin, milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Kutluyorum. Çünkü 101. yılı esasen 23 Nisan'da da iki büyük olayı kutlamıştık. Onlar da meclisimizin 100. yılı, 1920'de açılan meclisimizin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 100. yılını kutlamıştık. Arka arkaya böyle güzel günler geliyor, anlamlı günler bizler için. Tabii 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih, 101. sene milli mücadelelerinde, milli bağımsızlığında başlangıç yılı. Bunlar çok anlamlı günler. O bakımdan hem de bizim de kuruluşumuz biliyorsunuz 1 Nisan 1925, aslında silsileyle geliyor bunlar. O bakımdan bütün bu anlamlı günler nedeniyle bugün için Can Bey, size ve ekibinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim kuruluşumuzun da, onlara geleceğim, 1 Nisan 1925, 95. yılı. Tabii burada çok özel günler, olağanüstü günler yaşıyoruz aslında. 95 sene içinde de çok zorlu günler yaşadık, olağanüstü dönemler yaşadık. Ama bu dönem özellikle son derece sıkıntılı ve zor süreç. Bütün yerküreyi, dünyayı etkileyen bir pandemi söz konusu. Bütün dünyayı etkilerken ülkemizi de etkiledi. Covid-19 hastalığından bahsediyorum, salgından bahsediyorum. Tabii bu sağlıkla ilgili bu pandemi aynı zamanda ekonomileri de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Onu da vurgulamak lazım. Biz bu dönemde ne yaptık? Valla iyi ki teknoloji, dijital dünya var. Ve biz de çok ilerideyiz bu konularda. Sigorta sektörü olarak, Anadolu Sigorta olarak. Home office'e, yani evden çalışmaya başladık. 1,5 aydır, 2 aya yakında evden çalışıyoruz. Buna da iyi intibak ettik, iyi uyum sağladık. Bütün çalışanlarımızla birlikte zorunlu personelimize teşekkür ediyoruz. Onlar binada çalışan güvenlik, teknoloji ekiplerimiz halen devam ediyorlar ama kahir ekseriyet evden çalışıyorlar. Bu süreçte tabii evden çalışmaya da hızla uyum sağladık. Gayet de verimli çalışıyoruz. Ben çalışanlarımı bu uyum için kutluyorum. Çok kuvvetli bir ekibimiz var. Hem binada çalışırken hem evlerde çalışırken de o performanslarını görüyorum. Onlara buradan sevgilerimi ve selamlarımı da gönderiyorum. Bu dönemde hem çalışanlarımızla, hem acentelerimizle, hem emeklilerimizle bağlantılarımızı koparmadık. Özellikle dijital platformlardan, video konferanslarla, onlarla hep iletişim halinde olduk. Bağlantıyı koparmadık. Tabii hiçbir şey yüz yüze görüşmenin
fiziksel görüşmenin yerini tutmuyor. Onu özellikle vurgulamak isterim. Bu dönemde de bizim için anlamlı denk geldi. 1 Nisan 1925, 95. yılımızı kutladık. Tabii video konferanslarla bunları yaptık. Çocuklarla bir araya geldik video konferanslar yoluyla. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı'nı da kutladık. Yani 1 Nisan denk geldi. Kuruluş yıl dönümümüzü kutladık, 95. yıl. Sonra da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yine tabii milletçe kutladık, ama biz kendi şirketimizde de kutladık. Hem de meclisin 100. Yılını da böylece kutlamış olduk. Arka arkaya önemli günler denk geldi Can Bey. Hepsini bu dijital platformlardan kutladık. Bunu Bu arada özellikle iletişimi de arttırdık. Belirtmek isterim. sizin paydaşlarınıza sunduğunuz bir şey de vardı, bir mesajınız vardı. Bize geri dönüşler şöyle oldu, çok umut dolu, hiçbir enseyi karartmadan bize o gün o zor günlerde Mehmet Bey çok pozitif bir mesajla bize seslendi diye geri dönüşler aldık. Oradaki şeyinizi biraz burada da tekrarlar mısınız? Ne dediniz o mesajınızda? Valla şöyle tabii Anadolu Sigorta neredeyse Cumhuriyet'in ilanı 1920, 19, 1919 milli mücadelenin başlangıç yılı, 1920 meclisin açılışı, 23 Cumhuriyet'in ilanı, 24 İş Bankası'nın kuruluşu, 25'te akabinde hemen Anadolu Sigorta'nın kuruluşu. 95 yıllık ciddi bir tecrübe var. O bakımdan da bu 95 yıllık tecrübeli kuruluşunda başındayım. Niye bunları belirtiyorum? Çünkü hem ülkemiz hem de şirketimiz, grubumuz zor günlerden de geçmiş, olağanüstü dönemlerden de geçmiş. Hiçbir zaman da enseyi de hem ülke hem millet en zor dönemlerde bile hem de grubumuz, şirketimiz enseyi karartmamış. O bakımdan o en kesif dönemlerde hem çalışanlarımıza, daha sonra da acentelerimize ümitli bir konuşma yaptım. Şunu söyledim özellikle, altını çizerek vurguladım. Biz birlikte buralara geldik. Dayanışma içinde geldik. Sizlerle daha önce birlikteydik. Birlikte çalıştık. Şimdi çalışıyoruz. Gelecekte de çalışacağız ve sizleri destekleyeceğiz. Bundan müşteri olun, bundan emin olun. Hep birlikteyiz, beraber bundan da güçlenerek çıkacağız. Sağlıkla, sıhhatle inşallah diyerek bu mesajlarımızı verdik. Hakikaten benim içimden gelerek yapılan bir şeydi. İyi de teşekkür ederim bunları söylüyorsunuz. Hem çalışanlardan ama özellikle acentelerimizden de, o dönemde çok kesif de yaşıyorduk. Çok şükür şimdi biraz daha iyi durumdayız. Çıkış senaryoları da yaşıyoruz. O karamsar tabloyu biraz böyle aydınlığa kavuşturmak, hem de enseyi yav karartmıyoruz, bundan da çıkarız. Evelallah hep birlikte çıkarız, çalışarak çıkarız, sağlıkla sıhhatle çıkarız dedik. Sağ olun özellikle vurguladığınız için, eksik olmayın. Mehmet Bey, aynı zamanda tabii ki biz bunu sektörün çok içindeyiz biz de. Bu geri bildirimler sizlere mutlaka daha fazlası geliyordur ama bize de geliyor. Bundan bahsetmeden geçemezdim. Biraz evvel vurguladınız aslında tüm teknik imkanlarımızla biz işimize devam ettik sektör olarak dediniz. Bu arada hep biz buradaki bu arada konuk olanlara soruyoruz konuklarımıza. Evden çalışmayı nasıl buldunuz diye birçok yöneticimiz biz evde daha çok çalışmaya başladık. Bu uzaktan iletişimi sağlarken evde de çok vaktimiz kalmıyor. Evdeki tempo çok daha ağır dediler. Sizin düşünceniz ne bu konuda? Valla hemen hemen sigorta sektörünün yöneticiliğiyle benzer. Ev işi, iş, yani hepsi birlikte ev iş karıştı. Daha yoğun, hatta daha verimli çalıştığımızı söyleyebilirim. Gün sabah başlıyor, sonra bakıyoruz ki bitiyor, ama nasıl bittiğini de anlamıyoruz Can Bey. Hızlı, tempolu, görüşmeli. Hem acente dostlarımızla, onlarla görüşüyoruz, toplantılar yapıyoruz. Hem kendi içimizde yapıyoruz, hem
farklı farklı toplantılar söz konusu. Sadece dijital platformlar değil, işte e-mailler bir taraftan diğer telefonlar falan derken günlüğü bitiyor. Biz de ya nasıl böyle bir hızlı bir şekilde bitiyor diye soruyoruz. Hakikaten daha yoğun bir çalışma, daha tempolu bir çalışmanın içine girdik. Ben aynı görüşü söyleyebilirim. Yani diğer arkadaşlarıma katılıyorum. Aynen öyle var. Bizler de bu taraftan size ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bizler de bir taraftan iletişimi sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. İsterseniz biraz Anadolu Sigorta'nın son 1-2 cümleyle Anadolu Sigorta'nın 95. yılla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle bölge müdürlükleriniz, Anadolu Sigorta'nın sektör için önemi hiç yani vurgu yapmaya gerek yok. Milli şirketimiz sonuçta yerli sermayeli en büyük şirketlerimizden biri. İsterseniz ona da bir gönderme yapın. Onun da bir altını çizeceğiniz bir iki anekdot varsa bir acentelerimizle ilgili soracaklarım da var. Ona geçelim isterseniz. Memnuniyetle. Biraz önce de vurguladım ama ben bunu seviyorum. Özellikle tarihe de merakım var. Yakın ve uzak tarihe de merakım var. Tabii 1920 meclisin açılışı, 1920 Cumhuriyet'in ilanı. Orada İzmir İktisat Kongresi de var. Tabii ekonomi çok önemli. Bugün de görüyoruz. Yani sağlık, sıhhatle ilgili gelişmeler ekonomiyle ilgili gelişmeler de sağlık sıhhat sektörünü etkiliyor. Şu aşamada ekonomiyle ilgili de olumsuz gelişmeler tabii yaşanıyor. Ama o İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar çerçevesinde 1923 Cumhuriyet'in ilanı, 1924 İş Bankası'nın kuruluşu, 25'te 1 Nisan itibariyle Anadolu Sigorta'nın kuruluşu, ilk yerli milli sigorta şirketi ve Atatürk'ün biz bunda övünüyoruz. Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir sigorta şirketinden özellikle bahsediyoruz. Ve bu kurulurken 500 milyon TL sermaye ile kurulan bir şirket 500 bin TL ile şimdi bugün 500 milyon TL'ye ulaşmış son derece güçlü bilançoya sahip, likit bir bilançoya sahip bir şirketten bahsediyoruz. Bu dönemde tabii olağan dönemler de yaşamış ama olağanüstü dönemler de yaşamış bir şirketten bahsediyoruz. Ciddi bir tecrübesi var. Çalışanları hakikaten ekibi son derece kuvvetli. Hem olağan dönemleri hem olağanüstü dönemleri yaşamış. O bakımdan müşteriyim. Müthiş tecrübeli, konusuna hakim bir ekiple hem teknik tarafta hem satış tarafında hem bölgeler tarafında yani genel müdüründen güvenlik görevlisine kadar hepsi son derece genel müdür yardımcılarım, bölüm müdürlerim, ondan sonra uzmanlar, yönetmenler, bütün çalışan arkadaşlarım konusuna hakimler. Böyle bir şirket, böyle bir tecrübeli, birikimli bir şirketten bahsediyoruz. Ve ekonomiye de, finans sektörüne de ciddi katkıları var. Tabii 95 yıldır hem olağan dönemlerde hem de olağanüstü dönemlerde işlerini aksatmamış. İşlerini bir şekilde devam ettirmiş. Şimdi de evlerden bu işi yapıyoruz, home office'ten yapıyoruz. Ama bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi de acentelerimiz. Mehmet Bey isterseniz en önemli paydaşlarınızdan biri acentelerle siz de yeni genel müdür olduktan sonra sürekli bir iletişim halindeydiniz. Şimdi de dijital olarak iletişiminiz devam ediyor. Anadolu Sigorta'nın acente yapısı, acente sayısı bununla ilgili de bir bilgi verir misiniz? Kaç tane acenteniz var? Valla memnuniyetle veririm. Şunu söyleyeyim. Ben sahadan gelen adamım. Yani sahada çok çalışmışlığım vardır. En zor görev de odur. Yani sahada müşteriyle, sigortalıyla temastır. Onları ikna etmektir. O bakımdan acentelerimiz en zorlu görev yapıyorlar. Bu olağanüstü dönemde de yine eskisinden daha üstün bir performans sergiliyorlar. O bakımdan teşekkür ediyorum. Bizim 2200'e yakın acentemiz var. Bunların 550 tanesi de sadece Anadolu Sigorta'nın acentesi. Yıllara baktığımız itibaren de biz hani kurumsallaştık diyoruz. Acentelerimiz de aslında kurumsallaşmış durumda. Önemli bir kısım acentelerimizle toplantılarda konuşurken ya biz ikinci jenerasyona geldik, üçüncü jenerasyona geldik dedikleri zaman yani
Zaten ikinci jenerasyona devredilmiş. O da çocuğu yetiştiriyor. Diyor ki işte Mehmet Bey, Müdür Bey, bizim çocuk başladı, göreve başladı deyince ben bundan çok memnun oluyorum, onu söyleyeyim. Çünkü onlar da kurumsallaşıyorlar, aile şirketleri, ama arka arkaya dede babaya, baba çocuğa devrediyor. Ve aslında 73 senelik de acentemiz var. Bizim 40 seneyi devreden, 14, 30 seneyi devreden 44 tane acentelerimiz var. Ben bundan çok memnunum. Yani böyle güçlü bir kadroyla, güçlü bir acenteyle, acente ağıyla çalışmak son derece zevkli. Valla olağan dönem, olağanüstü dönem, hep performansları maşallah aynı. Allah nazardan saklasın. Peki Mehmet Bey, şimdi bizim tabii ki bu özel güne bizim de özel hazırlığımız oldu. Biraz evvel bahsettiğiniz uzun süreli Anadolu Sigorta ile çalışan, üstelik tek şirketle çalışan, tek acenteliği olan, sizde bu 95. yılda sizlere yol arkadaşlığı yapmış ikinci, üçüncü jenerasyon. İki tane konuğumuz var. Üstelik bu konuklarımız sizlerin de öğrendiğimiz kadarıyla sizlerin de geçmişte görev aldığınız hem Hatay'dan, Antakya'dan hem de Ne kadar güzel. Ankara'dan iki tane acente konuğumuz olacak. Şimdi kendilerini yayına alacağız. Hep birlikte sohbetimize öyle devam edelim istiyorum. Ankara'dan Hastür Sigorta Türker Gülsoy yayın konuğumuz. Aynı zamanda Geldi. Zellioğlu Sigorta Hatay'dan, o da Mehmet Ali Zellioğlu yayın konuğumuz olacak. Şimdi Türker Gülsoy 70 senelik acente ve Anadolu Sigorta'nın ikinci acentesi, yani en eski ikinci acentesi. Mehmet Ali Maşallah. Zellioğlu ise altıncı, en eski altıncı acente. Bir tanesi 52 yıla yakın Zellioğlu. 70 seneye yakında Hastür Sigorta Türker Gülsoy yayınımızda. Hoş geldiniz Sayın Türker Gülsoy ve Mehmet Ali Zellioğlu. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kaan Merhaba. Bey. Teşekkür ederiz. Merhabalar Sayın Dinleyenler. Öncelikle Merhaba. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür Türker ederiz. Bey. Bu dörtlü ekran çok güzel oldu. Hepimiz buradan sohbet edebileceğiz. İsterseniz öncelikle ben Türker Bey'e sormak istiyorum. Türker Bey, bu acentelikle ilgili 70 yıl dile kolay. Siz kaçıncı Evet. jenerasyonsunuz? Bir öncelikle onu öğreneyim. Daha sonrasında da burada 70 yıl boyunca sadece bir sigorta şirketinde çalışarak, acentelik alarak ve 70 yıl bu işi sürdürebilen bir şirketi yönetiyorsunuz şimdi. İsterseniz bununla ilgili bir yayından önce de biraz konuştum. Bunun formülünü de bu genç arkadaşlara verir misiniz diyeceğim. Size ilk önce söz vereyim istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüm, Can Bey, Mehmet Bey ve bizi izleyen tüm arkadaşlara saygılarımı sunuyorum. Bizi davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Acenteliğimizde babama tabii ki ben baz alıyorum. 1948 yılında Ankara'da Anadolu Sigorta'da prodüktör olarak göreve başlamış. 1987 yılında bölge müdürlükleri kurulunca acente olarak ayrılmak isteyen varsa ayrılsın dendi. Biz de Hastür Sigorta olarak ayrılarak yolumuza devam ettik. Güzel bir müşteri portföyümüz var. Şirketimizde bu uzun senelerin vermiş olduğu zaman diliminde çok güzel dostluklarımız oldu. Genel müdürümüzün de dediği gibi bizimki bir ekip işi. Tek başına yapamıyorsunuz. Çünkü bir ağacın dallar gibi birçok dalı var. Ve hepsi birbirini desteklemesi gerekiyor. Desteklemezse işler sekteye uğruyor. Müşterimizle çok özel paylaşımlarımız oluyor. Siz bir yerde sırdaşı oluyorsunuz. O nedenle güzel müşteriler yönünden de güzel dostluklarımız olduğu, arkadaşlıklarımız var. Müşteri olarak adlandırmıyoruz kendilerini. Biz nasıl Anadolu Sigorta'ya bu kadar vefalı yaklaşımda bulunduysak müşterilerimiz de bize o şekilde bir bağlılıkları var. O nedenle zaten bugüne kadar varız.
Bunun yanında tabii ki Anadolu Sigorta'nın büyüklüğünden, İş Bankası'nın güçlü bir şirket olmasından, en şeyden önemlisi de bahsettiğiniz gibi Ulu Önder Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş ilk milli sigorta şirketi olmasının burada çok büyük önemi var. Sektörde de Anadolu Sigorta hakikaten bir marka, bir öncelik, tercih önceliğinde bunu hissettik senelerdir. Bunlardan dolayı biz Anadolu Sigorta acentesi olarak varız. Bir ailenin bir parçası olduğumuz için varız. Çünkü ailenin parçası olduğumuz bizi hep hissettik. Geçmişteki arkadaşlar olsun, en üst kademeden en alt kademeye kadar, şimdiki arkadaşlarımız olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yakınlıktan dolayı başka bir şirket arayışı içerisine girmedik. Olabilecekleri şirketimizden istedik. Onlar da sağ olsunlar verdiler. Bu nedenle farklı bir arayışta bulunmadık. Şirketimizden memnunuz ve gururluyuz. İnşallah güzel işlere bundan sonra hep beraber imzalar atarız diye ümit ediyoruz. Ümit olmadan zaten olmaz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bundan sonra da Türker Bey, çocuklarınıza da bunu devredebilecek misiniz? Var mı Ben öyle ikinci yetiştirdiğiniz kimse? jenerasyonum. Ben ikinci jenerasyonum. Ortağım kızım var. Ortağım Ersan Bey var, amcaoğludur. Onun oğlu var. Çocuklar geldiler. Bir fiil başladılar. İnşallah öğrenirlerse dediğimiz gibi güzel portföyleriniz oluştu. Bu portföylerin oluşması iyi o zamanlar içerisinde ve sağlam, sağlıklı portföyler. İlişkiler çok önemli. Bunun üzerinde daha çok duruyoruz. Bunu çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Güven olduğu müddetçe bu işler yürür gider. Güven olmazsa bir yerde kesiliyor. Çünkü alternatifleriniz çok. Bunu koruyabilmek karşılıklı iyi ilişkilere, diyaloğa bağlı diye düşünüyorum. İnşallah çocuklar da sektöre layık iyi birer eleman olarak hizmete devam edeceklerdir. Biz de öyle umut İnşallah. ediyoruz. İsterseniz Zellioğlu Sigorta Hatay, Sayın Mehmet Ali Zellioğlu, siz de 52 yıla yaklaşan bir Anadolu Sigorta ailesinin bir ferdisiniz. Biz de öyle gördük buradan. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir şirketle kaçıncı jenerasyon ve bu ilişkiyi bu kadar yıl devam ettirebilmek, bugünlere getirebilmek ve bundan sonrasında da devam ettirmeyi amaçlıyorsunuzdur umarım. Bununla ilgili bu özel günde sizin de söyleyecekleriniz olmalı. Çok teşekkür ediyorum. Önce size, Sayın Genel Müdürümüze, Sayın Türkiye Bey arkadaşıma önce saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bize bu imkanı tanımış olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Baba mesleğimiz, Anadolu Sigorta'yla sektöre başladık. Biz şu anda ikinci jenerasyonuz. Üçüncü jenerasyon da peşimizden geliyor. Biz bir aile şirketiyiz. Yeğenim de bize katıldı. Hani Anadolu Sigorta artık bizde bir bağımlılık. Hani vazgeçilmez bir şey. Başka bir şirket, başka bir acentelik yok öyle bir şey bizim için. Hani artık bir aile durumuna gelmişiz. Bir aile gibiyiz. Hani kopmak mümkün değil. Biz fiyat odaklı çalışmaktan ziyade hizmet odaklı çalışmayı ilke edindik. Portföyümüzün tamamı kendimize ait bir portföy. Dışarıdan bir portföyümüz yok. Sigortalılarımızla artık bir abi kardeş, bir ailece görüşür durumlara gelmişiz. Hani çok özür dilerim, yanlış anlaşılmasın. Acentelik sayısını arttırmanın sonu yok. Hani bu 2'de olur, 20'de olur, 22'de olur. Ama Anadolu Sigorta'yı tanımış, Anadolu Sigorta'yla çalışmış, değerlerini, ilkelerini benimsemiş bir acente olarak biz başka bir şey düşünemiyoruz. Bundan 10 yıl önce Anadolu Sigorta'nın 85. yılında değerli müdürlerimizin Maksimum Biz dergisinde yayınlanması üzere
benden bir şeyler yazıp göndermemi istemişlerdi. Buradan çok kısa bir şey okumak istiyorum size izin verirseniz. Neredeyse Cumhuriyetimizde yaşıt olan ilk sigorta şirketi, sektörde 1 milyon TL prim üretimini 1993 yılında aşan ilk sigorta şirketi, yurt dışında sigorta şirketi kuran ilk sigorta şirketi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan ilk sigorta şirketi. Ve bunları bu şekilde çok arttırabiliriz. Üçüncü jenerasyonumuzda da aynı şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Başka bir alternatif yok şu anda düşündüğümüz. Kurum kültüründen bahsediyorsunuz. Siz Anadolu Sigorta'nın kurum kültürünü benimsemişsiniz aynı zamanda. Sizler de onlar da sizin belki iş yapış şekillerinizi artık ezberlemişlerdir. İsterseniz şöyle devam edelim. Size sorumu sorayım sonra tekrardan Türker Bey'e geçeyim. Bir tur daha atalım sonra da Mehmet Bey'den rica edeceğim sormak istediği bir şey var mı diye. Pandemiyle ilgili yaşananlarda nasıl adapte oldunuz? Madem bu kadar eski acentesiniz, üçüncü kuşak da olsa, demek ki gelişmeleri, dijital gelişmeleri yakından takip ettiğiniz de ortaya çıkıyor. Bizim bir şansımız da az önce bahsettiğim bizim üçüncü kuşak yeğenim Halil Bey aynı zamanda bilişim mezunu. Bu konuda bizi son derece rahatlattı. Yani bilişim takip edilmesi, dikkatle izlenmesi, sadece sigorta sektörünün değil, önümüzdeki süreçte birçok farklı sektörün belki de dönüşebileceği bir yer. Fakat bizim Türkiye'de daha çok uzun yıllar boyunca bu sigortacılığın acentesiz yürümesi çok zor bence. Fakat tabii ki yeniliklere, gelişmelere ayak uyduracağız. Müşterilerimize en hızlı, en kaliteli, en seri hizmeti vermek için yenileme konusunda, teknoloji konusunda her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz ve onlara ayak uydurmaya çaba sarf ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Mehmet Ali Bey. Türker Bey, bu pandemi sizin iş yapış şekillerinizi nasıl değiştirdi? Şu anda ofislere gidebiliyor musunuz? Yine mi uzaktan devam ediyor işleriniz? Diyor ben her gün geldim. Çünkü kendi arabamla gidip geliyorum. Artı büromda gelen gelişler tabii ki kısıtlandı. Müşteri gelmiyor. Artı elektronik ortamda artık her şeyi poçelendiriyoruz, mail atıyoruz, karttan çekiyoruz. Yani o tür teknolojinin güzelliklerinden de tabii faydalanmak durumundayız. Arkadaşlarımız evden çalışıyorlar. Evden çalışma ortamı o kullanılabilir hale geldiği için tabii büyük bir rahatlık oldu. Kendimiz olduğu kadar çalışanlarımızın da bu salgın döneminde risk altında olmasını istemezdik. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıdan hep beraber çıkarız. Her şeyin güzel olduğu günlere erişiriz. Çok büyük bir sıkıntı olmadı ama ilerleyen dönemlerde şöyle bir endişe taşıyorum ben. İnsanlarımız geçim sıkıntısında en iyisinden en kötüsüne kadar herkesin kendine göre bir takım sıkıntıları var. Tabii sigortalılık oranı ülkemizde istenen seviyelerde değil. Masraf listelerinde de en altlardayız maalesef. Çok kolaylıkla üstü çizilebilecek bir kalem. O nedenle her şeyin en kısa zamanda düzelmesini umut ediyorum. Yani teknoloji güzel bir şey. Fakat biz tabii geçmişte bu kadar teknolojik ortamlar yokken bölge müdürlüklerimizi daha çok sık giderdik. Genel müdürlüğümüzü daha çok sık giderdik. Sosyal ilişkilerimiz daha kuvvetliydi. Ama şimdi İşin güzelliği birimlerimiz çoğaldı, arkadaşlarımız çoğaldı. Çok geniş bir aile olduk. Mailler üzerinden birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ben elden geldiğince arkadaşlarımızı, yeni özellikle yeni gelen arkadaşlara acentelik olarak kendimi önce bir tanıtmak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bilmiyor olabilir normal. Yoksa kadrolarımız tabii çok genişledi. Memnunuz. Arkadaş dijital ortam arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. Her türlü imkanları bize sağladılar. Rahatlıkla ulaşabiliyoruz, sıkıntılarımızı çözüyorlar. Çocuklar Mehmet Bey'in dediği gibi bu teknolojiye daha yatkın. Onlardan destek alıyoruz. Çok özel şeylerimiz yok, bağlantılarımız yok. Anlaşma olduğumuz firmalardan destek alıyoruz.
Çok büyük bir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da yaşamayız diye umut ediyorum. Peki, isterseniz Sayın Genel Müdürüm Mehmet Bey, size bir söz vereyim. Karşınızda toplamda 122 senelik bir totalde toplamda bir acente portreleri var. İki konuğumuz var. Umarım sizin de onlara söylemek istediğiniz bir şey vardır. Şimdi bir defa ikisi de eski görev yaptığım illerde görev yapan hem kıymetli hem köklü sigorta şirketleri, acenteleri hem Türker Bey hem de Mehmet Bey gerçekten uzun senelerden beri orada başarıyla görev yapıyorlar. Bir defa Anadolu Sigorta olarak onlara teşekkür ediyorum. Hem babalar, şimdi kendileri, daha sonra da çocuklar ya da yeğenler gördüğüm kadarıyla göreve hazırlar. Bayrak devir teslim oluyor. Bu bir aile şirketleri ama kurumsallaşma konusunda da hakikaten bayağı bir mesafe kat etmişler. Onu memnuniyetle görüyorum. İkinci husus, Anadolu Sigorta acenteleriyle birlikte ben onlara bizim stratejik ortaklarımız diyorum, dostlarımız diyorum ama şu tanımı yapmak istiyorum. Anadolu Sigorta geniş bir ailedir. Yani ailenin bir üyeleri olarak onları görüyoruz. Nasıl bir ailede bir hukuk varsa, nasıl bir köklülük varsa, nasıl bir dayanışma varsa bizim aramızda o hep vardır. Ben şunu görüyorum, yani iki tane duayen sigortacı görüyorum. Ben yeni sigortacıyım, öyle söyleyeyim. Ondan sonra iki tane duayen sigortacı, iki tane köklü aile, iki tane güzide acentemiz. Onları özellikle vurgulamak istiyorum. Bir şeydir yani bizler için. Benim için, ekiplerim için zevktir. Böyle bu şekilde köklü acentelerle bilgili duayen sigortacılarla çalışmak zevktir. İyi bir feedback olur. Yani anlarsınız birbirinizi rahatlıkla. Yani evet ekipler değişiyor. Daha genç ekipler giriyor. Türker Bey onu vurguladı. Ama biz diyalogda hakikaten şöyle söyleyeyim çok rahatızdır. Şöyle ne dediklerimizi, ne diyeceklerimizi, sıkıntılarımızı, dertlerimizi iyi anlarız. Yani birbirimize iyi anlatırız. İletişim olağan dönem olur, olağanüstü dönem olur, zor dönem olur. Birbirlerimizi arayabiliriz, her türlü imkanı kullanırız. Şu da sevindirici. İşte genç jenerasyon tabii bilişime, teknolojiye daha yatkın. Bakın üçüncü jenerasyon, bir tarafta yeğen, bir tarafta Türker Bey'in kızı. Şirketleri dijital şeye de hazırlıyorlar, yani teknolojiye de hazırlıyorlar. Oraya da bir geçiş. Biz de destek olmaya gayret ediyoruz. Bunları özellikle ben vurgulamak istedim ama şöyle söyleyeyim. Anadolu Sigorta tabii gördüğüm zaman şimdi Antakya, Ankara, Türkiye'nin her tarafı var. Ne güzel işler de inşallah onun da gelecekle ilgili beklentilerimi de söyleyeceğim ama şunu vurgulamak istiyorum. Geniş aile Anadolu Sigorta. Bir defa Türkiye'nin sigortası olduğumuz zaten şu tabloda belli. Bir de seneler itibariyle sürdüğü için demek ki hem şirketimiz, acentelerimiz hani kaybetmek yok diyoruz, hep kazanıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz, kaybettirmiyoruz, kazanıyoruz. İnşallah yeni jenerasyonlar da bu işte sahiplenir, devamlanır. Bu dönemde de bakıyorum, onu da görüyorum, onu özellikle de vurgulayacağım. Biz Anadolu Sigorta, acenteleriyle birlikte bu ülkenin sağduyusunu, sektörün sağduyusunu temsil ederiz. Sektörün de sakin gücüyüz. Yani fark edilmez ama sakin gücüyüz ve sağduyusunu temsil ederiz. Ben şimdi böyle acentelerimizi görünce, Türker Bey ve Mehmet Bey'i görünce aklıma bunlar geldi. Onları da özellikle vurgulamak istedim. Yani teşekkür ediyorum İsterseniz kendilerine görüşler için. Türker Bey, Sayın Mehmet Ali Bey, sizin de genel müdürümüze söylemek istediğiniz son sözler varsa onları alayım. Türker Bey, sizden başlayalım isterseniz. Kısa bir veda ve Sayın genel müdürümüze mesajınızı alalım. Sonra sizleri biz teşekkür edelim sizlere. Başta söyleyecektim, onu unutmuşum. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun. Daha nice nice 19 Mayıslara inşallah ulaşalım. Huzur içerisinde, barış içerisinde. Şirketimizden dediğim gibi memnunum. Beklentilerimiz her sektörde olduğu gibi sektörde birliğin tam sağlanabilmesi, alınan
kurallara uyum sağlanabilmesi. Yoksa her şirketin tabii ki bir teknik anlamda beklentileri var, sınırları var. O ölçüler içerisinde hareket Ortalama ediliyor. bir alabilir Hani misin? güzel yapabilmemiz tabii ki bu sınırları biraz zorluyoruz zaman zaman ama iş kaçırmamak anlamındadır. İnşallah güzel günler görürüz diye ümit ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Genel Müdürüme, Can Bey size, Mehmet arkadaşıma, diğer acente arkadaşlara, bütün Anadolu Sigorta çalışanlarına, camiasına, emeklisinden, eskisine, yenisine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Size teşekkür ederiz. Bir Türker mukabele değil Bey, kardeş. Teşekkür ederim. yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Mehmet Ali Bey, isterseniz sizin de sözlerinizi alalım. Sayın Genel Müdürümüz burada. Şimdi en yakında yaşamış olduğumuz bir örnek pandemi olayında daha kısa bir süre önce. Sağ olsunlar genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız, üst yönetimimiz. Biz acenteleri rahatlatmak adına, bize destek olmak adına çok hızlı bir şekilde olumlu aksiyonlar aldılar. Bize nefes aldırdılar. Anadolu Sigorta her zaman acentesinin yanında olan, acentesini kollayan, portföyünün büyük bir kısmını da acenteler üstünden yürüten bir kurum, büyük bir sigorta şirketi. Daha önceki yıllarda görev yaptığım bir genel müdürümüzün bir sözünü hiç unutmam. Bir ara genel müdürlüğe ziyarete gittiğimde evladım demişti, burada acente için çözülmeyecek iş yok demişti. Yani bizim genel müdürlüğümüz, değerli yöneticilerimiz, büyüklerimiz ne yapalım da acentemize veya sigortalılarımıza destek olalım, yardımcı olalım. Sürekli bu düşünce içerisinde oldular. Hep de öyle olacağına kesinlikle inanıyorum. Böyle bir gücü arkamızda hissettikten sonra ne biz ne bizden sonraki jenerasyonumuz Anadolu Sigorta'dan kopmak veya yanına bir alternatif almak gibi bir şeyi kesinlikle aklımızın ucundan geçirmeyiz. İyi ki varsın Anadolu Sigorta diyoruz. Sizin acenteniz olmak bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir şeref. Bir Hep var mukabele olun. Mehmet Bey. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum Sizler. sizlere. Hem Biz size, Türker Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok Biz de teşekkürler Genel Müdürüm. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Sizler. size davet ettiğiniz için. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntılı günleri atlatır. Eski tempomuza döneriz. Yüz yüze görüşmelerimize, fiziksel görüşmelerimize döneriz diye bir dilekte bulundum kısa sürede. İnşallah, inşallah temennimiz İnşallah. o. İnşallah Hürmetler, diyoruz görüşmek üzere. biz de. Sağ olun. Ankara'dan Astür Sigorta, 70 senelik Anadolu Sigorta Ajansı Türker Gülsoy, Zellioğlu Sigorta Hatay'dan 52 yıllık sigorta ajantesi kendileri yayınımıza katıldılar. Bilgiler verdiler bize. Bu tarihe tanık eden en önemli iki acente temsilcisi ile birlikteydik. Sizlere çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Mehmet Bey, sizinle sohbetimize devam edelim. Vakit daralıyor. Bu sohbet çok güzel. Bıraksak uzun, daha çok konuşacak Davet şeyler çıktı. var. İsterseniz ben bu arada kanalımıza izleyenlerin abone olmasını, beğenirlerse de aşağıda beğenme işaretine tıklamalarını rica edip izninizle araya bir reklam girerek size biraz evvel bahsetti acente dostlarınız da bu pandemi sürecinde acentelerinize ne gibi imkanlar sundunuz bu süreci kolay atlatabilmek için? Herkes çok mutlu ama sizin ağzınızdan birkaç başlıkla kısaca onları da alabilir miyiz? Tabii. Şimdi bu dönemde tabii olağanüstü bir dönem ve sıkıntılı. Yani ekonomik zorlukları biz de biliyoruz. Yani bu pandeminin getirdiği bütün dünyaya ve bize, ülkemize, sektörlere getirdiği sıkıntıları biliyoruz. Sigorta sektöründe öyle. Bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi acentelerimiz. Şimdi biz onların temelde nakit akışlarını, işletme sermayelerini ve kuvvetlendirmek için, onları desteklemek için bir takım önlemler aldık. Bu önlemler yani başta şöyle söyleyebilirim, destek paketleri olarak açıkladık.
Mesela kampanyalarımız var. Kampanyalardan bahsetmek isterim. Orada bir takım prosedürler. Onları tamamıyla yok ettik. Hızlı bir şekilde işletme sermayelerine destek olmak için onları hızlı ve erken bir ödeme yöntemine doğru gittik. Kampanyaların dışında özellikle mesela kampanyaların içinde kampanyaların dışında da yap kampanyaları mesela bahsedebilirim. Yangın kampanyası veya tamamlayıcı sağlık, özel sağlıkla ilgili kampanyaları bunları uyguladık. Bundan sonra da yapacağız. Asparayla ilgili sade sigortalarımızda 1000 TL son dönemlerde çoklu sigorta acentelerimize 500 lira destek verdik. Yangın şeyleri sigortalarında o branşta bir sadeleştirme gitti. Komisyon oranlarımızı ciddi bir şekilde arttırdık. Branşları da 40 tane branşa çıkardık. %30 komisyon verdiklerimizi. Hedeflerle ilgili de iyileştirmeler yaptık. O eski hedef sisteminden biraz taviz vererek daha iyileştirerek hedef sisteminde de bir revize yaptık. Otomatik iptal süreçlerini biraz poliçelerde erteledik. Taksitleri artırdık, onu söyleyeyim. Tahsilatlarla ilgili kredi kartlarında özellikle bir ay ertelemeler yaptık. Özellikle sağlık branşında COVID-19 bizde istisna olmasına rağmen onu poliçelerin, sigortaların içine destekledik. Buradaki hem sağlık poliçeleri olsun, diğer asistan hizmetleri olsun süre bitmesine rağmen 3 ay ertelemeler yaptık. Onların sürelerini uzattık. Yine 7/24 sigortalarımızla ilgili bir danışma hattı vardı. Onu daha genişlettik. 7/24 acil servislerle ilgili hizmetlerimizi genişlettik. Yine acentelerimiz ve çalışanlarla ilgili 7/24 sağlık danışmanlığıyla ilgili, acil hizmetlerle ilgili onları da ücretsiz onlara o hizmetleri sunduk. Yine bu destek paketlerinin dışında bir de ayrıyeten bir destek ödeneği 1 Mayıs itibariyle acentelerimize sunduk. Bu da onların işletme sermayeleri, nakit akımlarını ciddi bir şekilde rahatlatacak bir imkandır. Kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Velhasılı burada ofisim cepte ofisim cepte şu bütün işlerini acenteler cep telefonundan yapıyorlar. Orada ciddi bir yenilemeler yaptık. Burada hedeflerini, üretimlerini, komisyonlarını izleyebiliyorlar. Ama en önemlisi bunun içinde takip edebildikleri ve sektörde bir ilk, onu vurgulayayım, kazandıran ürünler paketi. Bu nedir? Artık acentelerimiz bizim kampanyalarımızı da bizim öne sürdüğümüz şeyleri, kriterleri değil, kendileri belirleyecekler. Hedefleri kendileri belirleyecekler, üretimlerini kendileri belirleyecekler, komisyonlarını kendileri belirleyecekler. Bu sektörde de bir ilk. Ben bu aletin de kazandırılan ürünler paketi küp ondan sonra onu da özellikle vurgulamak isterim. Valla şimdi o kadar şey var ki hani sayısız bir şey de söylediniz. Onları artık bırakıyorum. Genel bir aklıma gelenleri sıralayayım dedim. Evet, bu küp konusunda da bir tanıtım bölümü var, 30 saniyelik. Biz araya onu gireceğiz ama ben burada özellikle şunu söyleyeyim, küp gerçekten çok iyi düşünülmüş bir şey. İsmen de çok hoş. Hani bana bunun esprisini birkaç acente arkadaşım, ama biz küpümüzü doldurmak için Anadolu Sigorta bize yardımcı oldu gibi Yani onu espriler de söylemedim. yapılıyor. İnşallah, inşallah. Yani kazandıracağız inşallah. O videomuzu izliyoruz. Hemen yayınımıza devam ediyoruz tekrardan. Küpü de izledikten sonra Mehmet Bey, isterseniz buradan ayrı bir konuya geçelim. Biraz genelleştirelim ve programımızın sonuna geldik. Sizi de çok yorduk, farkındayım. Estağfurullah. Bu Zevkle. sektör olarak, Anadolu Sigorta olarak bu son yaşanan gelişmelerden biz sizin bakış açınızdan sınavı geçtik mi tüketici nezdinde, soruyorum bunu.
Nasıl değerlendirirsiniz? Ben sektörün sınavını geçtiğini düşünüyorum. Yani iyi bir not, tam not aldığını düşünüyorum. Başta şöyle, özellikle salgınla ilgili, hani salgın poliçelere, sigortaya dahil değil diye onlara girmeyeceğim ama önemli bir kısmında sigorta sektöründe dahil değildi. Sigorta sektörü bu hastalığı, bu salgını sigortalıların yanında olarak hepsini dahil etti. Bütün hemen hemen tüm sigorta sektörü. Onun için bu konuda özellikle sağlık branşında alnının akıyla çıktığını düşünüyorum. Hemen hemen tüm sigorta şirketleri bu dönemde paydaşlarına ciddi destekler oldu. Destek paketlerini açıkladılar. O bakımdan öyle bir destekleri de oldu. Onları da izliyoruz. Ben bu zor dönemde sigorta şirketlerinin, sigorta sektörünün tüm ekosisteme, paydaşlarına yararlı olduğunu, faydalı olduğunu, desteklediğini görüyorum. O bakımdan bence burada bu zor dönemde sigorta sektörü, bu olağanüstü dönemde sınavı başarıyla verdi diyebiliriz. Benim kanaatim, görüşüm o yönde Can Bey. Mehmet Bey, şimdi programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alayım. Şimdi özellikle bundan sonrası için öngörünüz nedir? Sektörün ve Anadolu Sigorta için. Şunu da vurgulamakta fayda var. Biraz evvel Acente dostlarımıza özellikle altını çizerek söylediler. Güven eksikliği nedeniyle ya da güven pekiştirmek tabii ki gerekiyor sektör açısından ama penetrasyon, sigortalılık oranının düşük olması, istenilen seviyede olmaması bizim derdimizdi. Bu son biraz evvel de bahsettiğiniz konular sonrasında sektöre olan güven perçinlendiği şeklinde de yorumlar var. İsterseniz biraz ondan bahsedin. Biraz gelecekle ilgili Anadolu Sigorta ve sektörle ilgili gelecekte bir iki sözünüzü alalım, sonra programımızı sonlandıralım. Peki, ben şöyle söyleyebilirim. Yani sigorta sektörüne güven perçinlendi diyebiliriz. Özellikle biraz önce başladım. Sağlık branşında dahil olmamasına rağmen sigorta sektörü sigortalarını düşündü. Uzun vadeli düşündü, öyle söyleyeyim. Kısa vadeli değil. O bakımdan da bunları dahil etti. Bu dönem aslında tüm ülke, millete yani sigorta sektörü sonuç olarak gereklidir diye aslında bir mesaj da verdi. Yani riskler, her türlü risk var. Hayatın her alanı risklerle kaplı. Daha 100 yıl öncesinde olan bir risk yeniden tekrar etti. Yani salgın hastalık riski. Bunun da şuna işaret etmesi gerekir. Evet, sigorta gerekiyor. Yaşamın her alanında risk var ve bu zaman zaman tekrar ediyor. Bunun da sigortasının yapılması lazım. Bu bakımdan güven açısından da sigorta sektörü yaptığı şeylerle, hareketlerle güveni perçinledi diyebiliriz. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Sektör şirketler itibariyle iki alanda şey yaptı, hareket etti. Bir tanesi işleri sürdürülebilme yani istikrarlı bir şekilde. Orada da çok başarılı sınav verdi. Hemen hemen tüm sigorta şirketleri iş yapış modellerini dijital platformlara kaydırdı ve evden çalışmaya, home office'e geçti. Ve burada bir kesinti olmadı. Burada bir başarıyla sınav verildi. Burada şunu gördük. Demek ki sektörün, sigorta şirketlerimizin etkili bir planlama, sürdürülebilirlik konusunda daha iyi bir çalışma ondan sonra yapması gerektiğini altını çizmek lazım. Hemen hemen biz de diğer şirketler de bunları gerçekleştirdi. İşlerde, güçlerde bir kesinti olmadı. Bunun dışında ileriye doğru bir şey yapabiliriz. Yani tahmin. Evet, yani iki tane konu evlerde çalışıldığı için bir defa teknolojik platformları kullanıyoruz ve siber riskler ön plana çıktı. Burada sigortacılık belki kendini geliştirebilir. Bir. İkincisi de sağlık konusu. Sağlık konusunda da bir ihtiyaç var anladığım kadarıyla hem bizde hem dünyada. Sağlık konusunda, sağlık branşında sektörün hakikaten ciddi bir potansiyeli var. Onu özellikle vurgulayabilirim. Yani gelecekle ilgili görüşlerim için. Ben tabii bir vesileyle başladık, güzel bir günle. Ama başta şunu söylemek için. 101. yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkeye kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun. Onu özellikle belirtmek isterim. Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranla yad ediyoruz. Onları minnetle anıyoruz.
Çünkü Anadolu Sigorta'da onların eserlerinden, Cumhuriyet'in eserlerinden bir tanesidir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Diğer bir konu, hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz ama özellikle devletimizin, Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık çalışanlarının burada çok özverili çalışmaları var. Ben bu dönemde, olağanüstü dönemde, sağlıkla ilgili ciddi hassasiyetlerin bulunduğu bir dönemde onların bu başarılı çalışmaları nedeniyle, çünkü biz de home office çalışarak, hani dışarıya evde kalarak onlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yine sektörümüz bir takım ürünlerde onlara katkıda bulunmaya çalışıyor. Yeter mi? Yetmez. Onlara ayrıyeten buradan teşekkür etmek istiyorum. Onlara güç, kuvvet, sabır diliyorum ondan sonra. Bunları özellikle vurgulamak istedim. Size de bu özel ve anlamlı günde böyle bir benimle, ekiple ve acentelerle yaptığınız çalışmalar için hem size hem ekibimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Can Bey. Evet Bey, biz de size teşekkür ederiz. Bu özel günde bizlere eşlik ettiniz. Öncelikle ben de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, milli mücadelemizin başladığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bu mücadeleyi başlattığı gündür. Biz de kendisini buradan ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bu arada 95. yıl, daha nice yıllar inşallah Dalya dediğimiz 100. yılda hep beraber tanık oluruz. O da çok anlamlı bizim için. 100. yıl programına da Yine bir program şimdiden, yaparız Can Bey. Araya tamam, girdim. şimdiden sözünü almış olayım inşallah. Biz de programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Buradan tüketicilere de diyoruz ki biraz evvel söylediğiniz cümlenin son tarafını da ben ekleyeyim. Bugünler gerçekten riski üstlenmeme günü, sigorta yaptırma günü. Tabii ki Anadolu Sigorta'nın bu konuda bir sloganı da var. Onu benim söylemem çok doğru olmaz. Siz söyleyin isterseniz. Kaybetmek. Vallahi kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Yani kazanmak var. Anadolu Sigorta'nın özellikle sloganıdır. Kaybetmek yok. Yani ve bütün sigortalılara sonuç olarak yani 95 yıldır biz kaybetmek yok diyenler kazandı diyoruz. Onun için kaybetmek yok. Sigortanızı yaptığının bugünler özellikle orada işaret ediyor. Hayat risklerle dolu. Sigortada tüm şeylerin risklerin teminatıdır. O bakımdan sigortayı ihmal etmeyin. Sigortanızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Sağlık dışında her kaybedileni yerine koymak mümkün. Herkes sağlığına, canına dikkat etsin diye de ben ekleyeyim. Teşekkür ederiz. Valla ben de bu söyledikten sonra herkese sağlık sıhhat diliyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın, güvende kalın, evde kalın diye bir şey yapalım. Tavsiyede bulunalım. Peki, Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Size, tüm ailenize ve çalışma arkadaşlarınıza ben de sağlık diliyorum. Umarım önümüzdeki aylarda, günlerde, belki 100. yılda dediğiniz gibi tekrar buradan program yapmak nasip olur bize diyorum. Çok teşekkürler. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için anlamlı günde. Çok teşekkür ederim Can Bey. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bir özel programın daha sonuna geldik. Bu özel yayınımızda Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan yayın konuğumuzdu. Kendisiyle hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk'ün bize armağan ettiği, milli mücadelemizin başladığı bu özel günü konuştuk. Aynı zamanda Anadolu Sigorta'nın da bu sene 95. yılı, onlar da 100 Dalya demeye 5 yılları var. Aynı zamanda Sayın Mehmet Bey'le bu konuyu da konuştuk ve çok önemli iki tane konuğumuz vardı. Bu 95 yıldır Anadolu Sigorta'nın yolculuğuna üçüncü kuşak da olsa eşlik etmiş iki tane acente konuğumuz vardı yayınımızda. Kendileri toplamda 120 yıldır Anadolu Sigorta'nın acenteliğini yapmışlar. Astür Sigorta Ankara'dan 70 yıllık Anadolu Sigorta acentesi. Türker Gülsoy yayın konuğumuzdu. En eski ikinci acentesi Anadolu Sigorta'nın. Diğer konuğumuz da Hatay'dan Mehmet Ali Zellioğlu. Kendisi de Anadolu Sigorta'nın en eski 6. acentesi ve yaklaşık 52 yıldır Anadolu Sigorta'nın acenteliğini yapıyor. Üçüncü kuşak, ikinci kuşaklar. Kendileri de yayında 95 yıllık bu
Anadolu Sigorta'nın yolculuğunda bir kısmına da olsa tanıklık etmenin gururuyla biz de yayınımıza katıldılar. Onların da konuyla ilgili görüşlerini aldık. Özel yayınımızdı bu. Acentelere ayrıca da Sayın Genel Müdürümüzün mesajları da oldu. Bu özel yayında bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Bunun gibi daha sonra daha farklı, özel, anlamlı yayınlarımız devam edecek. Bizi izleyin. Öncelikle yayınımıza beğendiyseniz yayınımızı lütfen aşağıda beğendi işaretini yapalım, tıklayalım. Eğer abone değilseniz de lütfen kanalımıza abone olun ki daha çok kişiye, kitleye buradan ulaşabilelim. Programımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki programlarda tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Öncelikle sağlıklı kalmak için evde kalıyoruz diyoruz ve hoşça kalın.